Ve Efendim herkese merhaba ben Barzonius ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere söz verdiğim gibi en son videonun devamı olan Alfred'le kurduğumuz İngiltere Krallığını admin yapısını yani idari yapıya geçirdiğimiz önceki videonun devamını getiriyorum şimdi sizlere. Şu an gayet iyi bir durumdayız. Ordumuz çok güçlü. Bakın burada bizim toplam alabileceğimiz milis gücü 2700 ama onun bir o kadar da düzenli askerimiz var. Yani admin iken çok daha az Minis toplamanıza rağmen bunu düzenli askerlerin sayısıyla karşılayabiliyorsunuz. Ve benim vasallarım da tabi biraz güç bulmuş olacak ki Cornwall dükü İrlanda kralı ile ittifak yapmış. Hatta kendisi buraya daha önce genişlemiş. Şimdi de Hoybart dükü Munster'e savaş açıyor. Fakat sanırım Munster kazanabilir çünkü <laughs> başkentini kuşatıyor şu an. Bunlar da hedefi kuşatmış. Bir bakalım. İrlanda krallığı kurulmuş. Tabi önceden dediğim gibi. Yani İrlanda taraflarını genişlemeyi düşünüyordum ama bu adamlar kabile olduğu için bizi biraz zorlayabilir. Aynı zamanda bakın İskoçya içerisinde böyle İskoçya'dan daha güçlü bir düklük var. Daha doğrusu İskoçya tabii güçlü ama yani İskoçya da aynı zamanda gitmiş burada Doğu Frankeli ittifak yapmış falan. Bunlar şimdilik fena değil. Yani biz istesek yine kafa göz dalabiliriz ama bizi bayağı zorlar yine. E, dolayısıyla belki verasetlerini bekleriz. Belki çökmelerini bekleriz. Bir duruma bakarız çok ilginç bir şey göstereceğim. Bakın arkadaşlar kemiksiz i var. Elinde sadece şu an bir tane feodal bir kontluk var. Kendisi kabile ama. Burada kontroller çok düşük olduğu için elinde ne para var hem borçta hem de askeri 32 askeri kalmış. Ayıptır. Oyuna 5000 askerle falan başlamıştı. Ne oldu? Hatta 3 oğlu da ölmüş savaşta. Oo, çok kötü. 3 oğlu savaşta öldü. Torunu da ölmüş inanmıyorum. Bir torunum savaşta ölmüş, bir torunu da bir kuşatmada hayatını kaybetmiş. Öf. Şu an en küçük oğlum mu? <laughs> evet. En küçük oğlu kalmış. Bir de kızı var. Azla ok. Ya yani bu <laughs> bu sefer Ivar harbiden sınıfta kaldı öyle söyleyebilirim. Ya o kadar kötüydü ki Ivar'ın durumu Moray düküne karşı yenildi sürekli. O yüzden kaldığımız yerden bir devam edelim bakalım. Ne yapacağız ne edeceğiz belki İrlanda'ya genişleyebilir miyiz? Meşruiyetimiz 5 üzerinden 5 alabileceğimiz en yüksek seviye. Mesela diyelim şu an ben Britanya'yı kurmak istiyorum. Elimde tuttuğum Dejur 54 kontluk var. En az 66 tanesini tutmam gerek. Yani bu da demek oluyor ki 12 daha kontluk alsak bu iş tamam. Mesela İrlanda'yı toparlasak sanırım hallediyoruz. Mesela Münster'e Kutsal Savaş açtık 4 kontluk. 5 6 7. E burada da 1 2 3 4 5 6. Mesela İrlanda'yı ele geçirsek Britanya İmparatorluğunu kurabileceğiz. Hani buradaki adamları alırız ama İrlanda bizi biraz zorlar. Yani bir bakalım. Bu abi istesek vasallaştırabiliriz ama bu sefer Alba ile aramız kötüleşir. Ben hatta şimdi admin olduğum için acaba bakalım bunlara bir savaş açamıyordum değil mi? Onlar uzakta. Çünkü şöyle bir durum var. Admin iken komşunuza kara veya deniz olsun genişleme savaşı açabilirsiniz. Mesela ben Fransa'ya savaş açabilirim. Kontluk savaşı açabilirim. Deniz sınırımın olduğu yerleri böyle fethedebiliyorum. Kontluk şeklinde. Aynı şekilde İskoçya'ya da savaş açabilirim hem deniz komşum olan kontuklarda ya da sınır komşum olan mesela TV'de gibi. Mesela Hollanda'ya savaş açabiliyor muyum? Aa evet açabiliyormuşum bu şekilde. Yapılabilir. Bakayım Danimarka'ya açabiliyor muyum? Yok açamıyorum o biraz uzakta yani. O artık baya deniz aşırı operasyon olur. Dolayısıyla onu yapamayız. Ama yani şu noktada mesela ne bileyim İsveç çağırsam Macaristan'ı. Bana savaş ilan acaba bilmiyorum yani bence zorlanır. Bir ihtimal beni yenebilir ama yani eski güçsüz İngiltere yok artık. Arkadaşlar bu arada görmüş olduğunuz gibi Galler Dejur Krallığı'nın tamamını tutuyoruz. Ancak burası bizde Dejur'da bağlı değil. Admin olduğumuzdan dolayı her ne kadar birden fazla erkek varis olsa da veraset sonrası bunlar ülke olarak bölünmüyor. Yani ben bu ülkeyi oluşturmadığım sürece başkasına gitmeyecek. Dolayısıyla ben burada görüyorsunuz benim 29 diplomasisi olan oğlum var. Oğullar çok iyi çıktı yani iyi ettik herhalde bilmiyorum. Şu 3 dejurdüklükten bir tanesi mesela de Bart için diyelim. 33 sene sonra deneyelim bakalım şansımızı. Aynı zamanda ben vekil harcıma. Kendisi normalde gayet iyi bir vekil harç. Kültürel yakınlığı arttırmasını isteyeceğim. Şu an hali hazırda yüksek. İstesem %52 yakınlık var. İki tane buluş açabiliyorum aynı zamanda. İstesem ben kendilerinden uzun yaylı okçuları da alabilirim. Mesela bunu kapatırım. Bunun yerine bunu alırım gibi. Bunu da kapatırım. Çünkü yaşadığımız yerlerde çok fazla tepe veya dağ yok. Hani Galler taraflarında evet tepeler var ama o kadar değil. Yani belki biz İskoçya'da oynasaydık işimize daha fazla gelirdi evet. Onun yanı mesela şairler alınabilir gibi. Bir bakalım duruma göre. Aa şu işe bak. İnanmıyorum. De bak kaybet. <laughs> çok iyi ya. Munster'e belki bilmiyorum savaş açabilirim. Burayı da aldı. Yani benim vasallar da böyle güçsüz gibi duruyor ama yani çok da güçsüz değiller aslında gördüğüm kadarıyla. Kontlukları düşük olan özellikle Galler'de buraları biz bir toplayalım. Önceki bölümde oğlum Vali Ethelwolf. Kendisine plan uygulamıştık ve vali yeteneklerini geliştirmiştik. Bunu ben diğer oğullarımda da yapacağım. Özellikle bu oğlumda da. Şansımız çok yüksek çünkü bizim özelliklerimiz çok iyi. Tamam bu iş bizde. Stresimiz yüksek. Mesela cenaze yapabilir miyiz bir bakalım. Canterbury'e gitsek. Gömebileceğimiz. Ha, yani kar Aa kız kardeşimiz. Güzel yapalım. Alfred çalışkan. E, fakat ben bu zamana kadar bu çalışkan özelliğinin getirdiği başkenti geliştir kararını almayı ne yazık ki unuttum. Fakat çok büyük problem değil. Yani ülkeyi bence çok daha güçlü hale getirdik. Bunu yapabiliriz. Hiç fena olmaz. Buradaki kaleleri diyorum. Mesela burada East Sex'teki kale kalabilir ama Badenford'daki kaleyi özellikle şurada Darül değiştireceğim. Bunlar hem dindarlık hem salgın direnci hem de vergi getir. Stresi bayağı kaybediyoruz. Şu an başkenti geliştir kararını alsak sadece 38 stres kazanacağız. Çok fena değil. Uygulayalım. 5 sene boyunca başkentteki gelişmişlik artacak böyle pasif bir şekilde. İrlanda'ya bak yağma ordularını kaldırdı. Kesin beni yağmalayacak şu an. İrlanda deniz aşırı yağma yapamıyor değil mi? Gördüğüm kadarıyla hayır. Evet tamam o zaman komşularını yağmalayacak. Ben ne olur ne olmaz şuraya. <laughs> şuraya getireceğim. Güzel doğaya düşkün özelliğini kazandık. Şimdi orduları kaldırdı. Evet stresimizi baya bir azalttık. Bu arada benim burada Dorset eskiden başkentimdi. Aile konağım da burada. Ben konağımı Londra'ya taşıyacağım. Londra'ya taşıdım. Tabii bir daha taşımak istersek 6 ay kadar beklememiz gerekecek. Boğa güzel harika. Kendisi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi... Vali özelliği kazandı ve deneyimini arttırdı. Biz de kazandık sanırım biraz. Evet azıcık kazandık. Biz de böyle bu planı uygulayarak kendi özelliklerimizi böyle arttırabiliyoruz. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi. Çok iyi. %30 daha iyi. Diğer oğluma da belki yapabilirim. Yapalım bakalım. Böyle bütün vasallara. Yapabiliriz aslında neden olmasın değil mi? O esnada ben şöyle bir para atayım. Hm. Aa zaten sağlığı kötü. Yakında ölecek. Moray Dükü aralarında bir savaş çıkabilir. Bilmiyorum. Hop ne oldu? Yuttum burayı. Aynen yuttu. Dördüncü oğlumuz büyüdü. Harika bir çocuk oldu. Kendisine bulabiliyorsak şöyle bir ittifak bulalım. ve çok güzel bir hanımefendi var. Ama kendisi topraksız. İnanmıyorum. Yani seninle evlendirdik ya. Soylu bir hanımefendi. Fena olmaz. Vasallarımdan yakında ölürlerse... ...zaten toprakları bana kalıyor. Hadi East Anglia tam güçlü aile. Mercia güçlü aile. Güçlü aile olayına bir bakalım. Tamam çok güzel. Bakın görmüş olduğunuz gibi. İmparatorluk ailesi. Wessex hanesi 205. Ondan sonraki en güçlü East Anglia. Çünkü bizim maneden bakıyorsunuz. Bakın York ve Lancaster. Tıpkı Plantagenet hanesi gibi böyle. iki tane güçlü var var. Bir de tabi Mercia var. Bunlar da önemli. Torunlarımızı da eğitiyoruz. Atlamayalım. Aa ne oldu bir dakika. Ayda. İvar inanmıyorum. İvar bir anda kuzeyli ordusu oldu. Ve şu an Azarya'ya saldırıyor. Riyazan için. Ne alaka oğlum ya. Bu da kötü durumda. İç savaşı var. Öf. İranlığına karşı mı? Geçmiş olsun. Ben seni şöyle pinleyeyim. Bakayım bir şeyler olursa sana. Heh. Hatta seni de şöyle pinleyeyim. Sen bir, ne yapayım? Bir yere savaşa mı gidiyorsun? Ah şu işe bak. Cornwall da genişliyor. <laughs> Buraya genişliyor bu sefer. İrlanda'yı kullanıyor bol bol. Mükemmel ya. Babadan para alabiliyoruz mu? Yok daha alamıyoruz. Neyse problem değil. Mesela ben şu light footman'ı bir seti azaltacağım. Onun yerine biraz para gidecek ama huskar atacağım şöyle. Çok güzel. Bu huskarlar iki set huskar artı benim şahsi tuttuğum birer set. Yüzerlik bu huskarlar İngiltere'nin resmi kraliyet ordusuna bağlı. Bunları şöyle konuşlandıralım. Güzel. 43 oldu. Kendisi hatta özelliğini arttırdı. Biz de mi özelliğimizi arttırdık? Mükemmel. İdareye artı bir ve aylık nüfuz artışına da artı bir geliyor. Çok iyi. Şimdi tabi Bizans'ta yani şöyle söyleyeyim size. Bizans'ta yine beklendik iç savaşlar var. Şimdi bakın Yunan kültürü bu. Yunan kültürü çok renkli bir kültür şu noktada. Özellikle bu Romalı ayinleri gibi. Ve bir kültürünüz varsa mesela bir zafer elde et kararı ya da at yarışı düzenle kararı alabiliyorsunuz. Siz bu kararları aldıkça isterseniz meşruiyetinizi, isterseniz de burada görmüş olduğunuz nüfuzu arttırabilirsiniz. Şimdi Yunan olmadan başka bir admin ülkesini yönetiyorsunuz ve sizde bu gelenek yoksa bunu arttırmak biraz daha zor. Bunu arttırmanın şu noktada tek yolu yetişkinliğe gelmiş hanedan üyelerinize kendi ülkeniz içinde toprak vererek hanedanınızın yani kendi hanenizin nüfuzunu böyle arttırabilirsiniz. Bakın mesela sahip olduğumuz villamız var artı bir. Misafir odası koymuşuz yüzde ikilik bir artış. Biz aynı zamanda vali özelliğimiz var artı bir. Ülke içinde başka bir hane mensubuyla ittifakımız var. Başka bir haneye mensup başka biriyle ittifakımız var. Bunlar da böyle artı bir artı bir arttırıyor. Bizim hane üyelerimizden üç kişi toprak sahibi. Burada görüyorsunuz. Bunlar böyle geliyor aynı zamanda. Biz kanuni özelliğine sahibiz. Yüzde on beş daha fazla geliyor. Hanedan mirası var. Yüzde on. Ve böyle bir özellik var. Political meddlers diye. Ee, teşekkürler. Yani senden sonra ben geçeyim diye mi Mersia'ya beni destekliyorsun? Oğlum niye böyle bir şey yapıyorsun lan? Manyak mısın? Senden sonra ben niye geçeyim? Benden sonra sen geçeceksin. Ah be yapay zekaya. Neyse o zaman ben savaş açayım. E şöyle bir savaş açtım o zaman. Hadi geçmiş olsun. Askerleri burada. Kutsal tarikat. Alamıyoruz mu? Aa. Yine alamıyoruz ya. Ne alaka? Birileri kontrol ediyor bunu ama. Bilmiyorum. Milisleri kaldırmasam da olur mu? Bence çok güzel bir ordu ama. Bakın benim düzenli asker sayım. Kendisinin. <laughs> hasta olmuş bu arada. Kendisinin toplam askeri gücünden daha fazla. Ve çok hızlı kuşatıyoruz. Avantaj 37. Mükemmel. Hayatını kararttık. Görmüş olduğunuz gibi. Ben şurayı acaba birine verince... Bunlar admin kalmaya devam mı edecek yoksa? Ne yazık ki admin kalıyorlar değil mi? Evet böyle bir sıkıntı var işte. Eskiden feodal ya da klan oynarken sadece kabile yerleşkesini birini verdiğin zaman onlar direkt kabile olarak başlardı. Bu kötü oldu. Şimdi hepsini tabii feodalleştirmek için aynı zamanda her kontuk başına 500 altın gerekecek. Heh. Bakın aldık böyle. Mesela. East Anglia öldü. Ha, Bakın son sonrasında biz varız. Mükemmel. Oğlum bak gereksiz yere influence harcıyorsun yapma ya. Şu iki vasaldan birisi ya da şu vasal ya da şu vasal hangi vasal bilmiyorum. Hadi sen ol. Tamam olabilir. Bunlar öldükten sonra ben bir tane çocuğa mesela veririm. Gayet iyi olur. Hah güzel. Harika. Şimdi ne oluşturdum? İrlanda benden nefret edecek. Sonra bak şöyle bir şey yapacağız. Münster'i sana aktaracağım böyle. En vasalım olacaksın tamam? Buralardan çok gelir elde edemeyeceksin çünkü sen de admin'sin. Ve buralar kabile. Nasıl olacak bilmiyorum. Gerçekten. Onu nasıl yapacağız hiç bilmiyorum. Turnuva'm var? Hadi gidelim. Hoppa. Yeni varisin bu mu? Nasıl oluyor ya? Öyle mi oluyor? Peki. Bakalım. Yani sen evet özelliklerini iyi ama diplomasiden gitmişsin. Bilmiyorum. Bu oğlum gelse daha iyi gibi sanki. Bir bakacağız. Okçuluk. O esnada elimize para geçti ya. Biraz şu ekonomiyi canlandıralım. Özellikle şu Londra değil mi? Şuraları yapabiliyorsak bir şeyler yapalım. Buraya şehir basabilirim aslında iyi olur. Gelişmişliği de aynı zamanda özellikle başkenti arttırırız. Hadi bakalım okçuluğu kazanabilecek miyiz göreceğiz. Ha yok kazanamadık. Ha çok ilginç ya. Aslında iyiydik ama yani. Olabilir no problem. Kim kazandı? Roger. Kim lan bu? <laughs> Alakası birisi. Ooo oh, bir dakika. King Ed evet, başa geçmiş. Abo. Bu adam güçlü. Sonra buna geçecek. Çocukları yerine değil mi? Öyle anladım. Bakalım kavgalar olabilir belki. Cornwall da baya iyi iş beceriyor. Yani nasıl nasıl yaptı böyle genişlemeyi bilmiyorum. Kendi tarikatımı kurabilirim değil mi? Bence yapabilirim. Hertford'u yapabiliriz bence. Buraya yaparız. Güzel. Kendi tarikatımızı kurduk. Bunlar artık bize ait. Bunlar da ufaktan gelişecek. Bakın biri aldı. Kime karşı? <laughs> Sorbia kralı Hrolfer. Sağlığı da kötü diyor ama. Ülkeyi biraz ciddi borca soktum aslında şunlardan dolayı. Almış olduğum iki karar sebebiyle eksi 534'e girdik. Evet ufak ufak belirtiler baş göstermeye başladı. Kutsal tarikattan para koparamıyoruz mu? Deneyelim mi? Güzel. En azından borcumuzu kapatalım. Bir noktadan sonra faiziyle de olsa artık veririz parasını. Borcumuzu öderiz yani bir şekilde. Bir kızım oldu. Harika. East Anglia yerine. Acaba. Şöyle bir şey yapsak. Ben kendi oğlumu buraya getirsem bence iyi olur gibi. Kent ne durumda? Kente de getirebiliriz. Çocuğu var ama. Tam bir dakika. Kentte olsun ya. Aaa. 75. Bana mı geliyor sonra? Biraz daha harcayacağız o zaman. Aynen öyle. Tamam benden sonra daha doğrusu bu vasaldan sonra bu taht benim oğluma gidecek. Solford. Neresi bu Solford? Peki burası hangi şehir? Burası mı? Buraya verelim mi? Aynen. Elimizde daha fazla para geçti. Şu kızım büyüsün. 14 yaşına gelsin. Başka bir vasal mı? Mesela buraya. Kızımı ataması için influence harcatabilirim. Bakalım. Bence yaparız bir şeyler. Market. Buraya olur. Yaparız. Training grounds. Fena değil. Yapılabilir. Villadaki bu özel çalışma odasını geliştirebiliriz. Kendi aile üyelerimizi, kendi istediğimiz adayları bir yere atamaya çalışırken harcadığımız influence daha az olur. Güzel. Çok iyi. Şuradaki binayı arttıralım. Ekonomiyi arttıralım her zaman. Ekonomi önemli. Buckingham'daki aynen. Buradaki kaleleri kaldıracağım. Gerçekten gerek yok. Yani başkentte kale olsa tamam iyi. Burada kıyısal bir yerleşke var. Burada kale olabilir. Ah oh, fa. Hoppa. Salgın. Eyvah. Mecburen kapanacağız. Yapacak bir şey yok. Güzel. Bu hastalık umarım çok yayılmaz. Elimizden geldiğince çünkü önlem almaya çalışıyoruz. Vasalımız yakalanmış bu hastalığa mesela. Kızımla mı evlenmek istiyorsun? Ha Olabilir. İttifak yaptık kendisiyle. Bilmiyorum biraz belalı olabilir çünkü dört krallık tutuyor. Vasallarla arası Ha iyi fena sayılmaz ya. tam problem olmaz bence. Babadan para alacağım. Sonra şu borcumu ödeyeceğim. Kutsal tarikata olan borcumu ödedim. İrlanda ve İskoçya benim önümde şu an ciddi bir engel. Fakat şöyle bir şey yapabilirim. Bir destan oluşturup buralara hak iddiamın geçmesini sağlayabilir mi aynı zamanda? Bir deneyeceğim biraz para biriktireceğim önce. Hah oğlum gelmiş buraya. Ama ha, burada hastalık devam mı ediyor? Umarım yakalanmazsın çocuk. Güzel kendini kapattı. Hiç fena değil. Güzel. Lotharin giyeli ittifakımız var. Allah. Oğlum yakalandı hastalığı. Kötü. Ölme çocuk ölme. Sakın ölme. Cornwall ne nereye savaş açıyor? Hah. şu işe bak ya bu sefer Britanya Krallığı'na savaş açtı. Mükemmel. Bak sana para vereceğim. Git kendine bir tane hekim tut. Tamam mı? Hekimin yok sanırım. Herkes yakalanmış mı hastalığı? Hah. sarayındaki herkes yakalanmış. İyi güzel hastalık yok oluyor. Aa burada bir köylü isyanı var ya dur yardım edeyim. Savaşına katılacağım. Arkadaşım olacak. Bu Ola Oğlan iyileşmedin mi? En azından şuradaki olumlu özellikler var da yardımcı oluyor. Hayatta kalmasını. Aa şu işe bakın beni yağmalıyor ya. İnanmıyorum. 6500 asker toplam askeri. Benim de burada 3000. Ama alayı düzenli. Hatta Huskarlıları 500'den 800'e çıkardım. Yağmaladılar burayı. Kötü oldu. Ama tepe burası değil mi? Tam avantaj bizde. Arkadaşlar bakın. Ele geçirdik baya. Herhalde. İskoçya bitti. Tükendi şu an. Yağmalayacaktı bizi. Olmadı. Kötü oldu. Şunu yapabiliriz. Arthur Pendragon'ın mirası diye. Kendimiz adına başlayalım ya. Değil mi? Şöyle bir tane vakan üvis koyduk. Ben bunu arttır şöyle. Bu krallıklara çökmek istiyorsam şu noktada. Yani ya böyle kutsal savaş açmam lazım ya da hak iddiamın olması lazım. Hak iddiasını şimdi oluşturmaya çalışacağım. Bir 5 sene kadar bekleyeceğiz. Bir festival düzenleyeceğim. Daha doğrusu bir ziyafet. Şöyle Brandfurt'ta. Efsaneyi yaymak için, destanı yaymak için yani pardon. Gayet güzel. Bunu unutmayalım. Niyetimiz bizim stres kaybı değil destan yaymak olacak. Vasallar da fena kazanmıyor. ha. Yani idareye geçince iyi kazanmaya başladılar gibi sanki. Sen kontrollerin evet, biraz düşük. O yüzden sen az kazanıyorsun canım. Kontrolleri arttıralım. Ayda bir dakika. Bu iyi değil. Sen askerin yok değil mi? Savaşı buradan yönetiriz ya. Ha, oğlumuz mu yönetiyor? <laughs> Orduyu oğlumuz yönetiyor. Aa, şu işe bak. Vasala yardım ediyoruz ya. Birilerini zor durumdan kurtarıyoruz. İstikrarı koruyoruz falan böyle. Kendisi bize para vermeyi teklif etti. Teşekkürler. Yani bunun karşında hatta şey aldı. Biraz influence kazandı. Evet bu ilk seçeneği seçiyorum. Herkes bunun hakkında konuşacak diye. 5 sene boyunca destan yaymak %15 daha fazla ihtimalli. Şimdi mesela bu bir sıkıntı. Yani bakın görmüş olduğunuz gibi Buraları yönetemediği vasallara verdi. Şimdi admindeyiz. Adminken biz böyle kabile topraklarını aldık. Önceden dediğim gibi feodal ya da klana verseydik. Önceden dediğim gibi feodal veya aşiret iken biz bu toprakları birilerine verseydik. Bunlar doğrudan kabile olacaktı. Tuttukları yer bakımından. Burada bir sıkıntı var ya yani mesela paradoksun bunu biraz düzeltmesi gerek bence. Ben birine toprak verirken admin olsam bir de eğer burası kabile ise yerleşki olarak buradaki vasalın kabile olması lazım. Ki orayı yönetebilsin. Destan nasıl yayılıyor? Yayılıyor mu? Güzel. Oo harika. Hatta biz ekleyebiliyorsak şöyle bir saray şairi yok mu ya? Yok sanırım. Aa dur bir dakika dur. Sen sen iyi birine benziyorsun. Seni bir yere getiririz. Saray müzisyeni bu abimiz. Daha iyi birisi var mı? Ama sağlığı kötü diyor. Heh. Destan yaysın. Eğer bu askeri ağacı bitirebilirsek ben doğrudan bu idari ağacı devam edeceğim. Bakalım turnuva için talim. Güçlü oluyor muyuz? Yok. Dövüş gücümüzü arttırdık sadece. 60 yaşındayız. İyi gidiyoruz bence. Bakalım. Ben şöyle savaş açayım mı? <laughs> Yine mi hastalık çıktı? Bu arada benim saray hekimim rezalet. Ben bir saray hekimi arayacağım. Ha bir dakika. Dur dur dur. Görevdeki biri olduğu için hali hazırda. E bir hekim arayalım. Hekim önemli. Ay senin gibi çocuğum ben. Tam utangaç ol. Yani ne diyeyim ki. Evet hastalık burada yayıldı bu arada. Babadan para alıyorum. Utanmadan alacağım ben bu paraları. Ben bu paraları kullanacağım. Bakın destanımız yayılıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Hastalık var mı burada? Burada bir hastalık başladı sanki ama. Gidelim mi düğüne? Hadi gidelim. Kervan başı şöyle atayalım. İyi olur. Oo güzel. Upgrade edebiliyoruz. Bunu eğer bitirirsek tabi şimdi bitiremiyoruz bir 3 sene beklememiz lazım. İngiltere dışındaki başka bir düklüğü doğrudan dejur kaydırma yapabiliyoruz. Ama ben bunu en az 300 baronluğa yaymaya çalışacağım ki Galler'e kaydıralım. Ve buradaki İrlanda ve İskoçya topraklarına hakkımız geçsin. Şu an mümkün mertebe para biriktirmeye çalışacağım bu destan meselesi yüzünden. O artıyor mu buralarda? Buralara da yansırsa var ya çok güzel olur ha. Destanımı desteklemek istemez misin? Hı? para vereyim. Ya dur dur. Bak önce şöyle bir para vereceğim. Sonra sana ayrıca para vereceğim. Kabul edeceksin değil mi? Güzel. Kendi topraklarında yayarsa Fransa'ya da yayılabilir. Gayet güzel ilerliyor. Oğlumuz anca iyileşti bu arada. Verem'de. Ee, dolayısıyla bak senin yönetimini şöyle arttıracağım tamam mı? Güzel. Sonra ne bu planı uygulayacağım. Akıl hocalığı yapma meselesini. Kabul etti. Mükemmel. Oğlum yine hasta oldu lan. Ha bu sefer üşütmüş sadece anladım. Çok büyük problem değil. Başkenti geliştirin. 32 stres kazanıyoruz sadece. Mükemmel. Destan yayılıyor mu? Ne durumda? Destanımı yaymak ister misin? Hı? Aa yayıyor. Çok güzel. Kendi topraklarına yayabilirse mükemmel olur. Ya. Para gönderiyorum bak ha. Param varsa yayarsın. Problem değil. Yürekli olduk. Şimdi Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Alfred de bütün bu askeri ağacını tamamladık. Artık ben para kazanmaya başlayacağım. Daha fazla para kazanalım. 185 baronluğa yayılmış. Hiç fena değil. Şu işe bak. <laughs> ne oluyor ya? Benim saray müziğinin bir şiir besteliyor herhalde? Sonra Wigfus bunu, bu besteyi alıyor ve şarkıya çeviriyor. Sonra diyor ki ya sen bütün bu destanı Rihanna'nın baştan çıkarmak için yaptın değil mi falan diyor. Biz diyoruz ki <laughs> ne cüretle ben evli adamım. Ya bak sen şair misin tamam mı? Ben seni kullanacağım gayet iyi. Sen bizim destanı yayacaksın. biliyor musun? Destanı yay. Maaş veriyoruz fazladan para veriyoruz ama yayılıyor bu şekilde. Evet görmüş olduğunuz gibi yayılıyor arkadaşlar. Güzel işe yaradı baya. Buralarda da yayılıyor mu? Yayılsın bence. Bir de burada ha, dini bir destan var. Bizimkisi de çarpışıyor sanırım. <laughs> İrlanda'ya isteyelim mi yayılmasın? Dur biraz para göndereceğim. Bizden çok hoşlanacak. Sonra tamamen kabul edecek böyle. Güzel. O da İrlanda topraklarında yayacak. Upgrade edebiliyormuşuz. Badenford. Aaa hastalık mı çıktı? Hayır inanmıyorum. Gir gir inziva. Münzevi olduk. Güzel. Umarım çok artmaz ya. Bir şey bu. Lekeli humma değil mi? Aynen tifüs. Saray öğretmeni ölmüş. Koyalım şöyle bir tane. Başkentte de yani salgın direnci 90. Daha bir şey yapamam. Benim kızım. Eee, hayır ittifak istemiyorum seninle. Eee, yok. Umarım oğlum hasta olmaz. Çünkü hastalık onun başkentine geldi. Eyvah. 241. Evet gittikçe artıyor. Bu pozisyon daha iyi birini getirebiliyor muyuz? Bence iyi böyle. Destanımı yayar mısın? Mesela. Ha? Evet yayıyor. Vallahi yayıyor. He. Batı Frankya'da destanımı yayacak sanki. Evet. Ulan adam bizi kazıkladı ya. Destan desteklemeyi bıraktı. Ulan üçkağıtçı Louis. Evet hastalık geçiyor mu? İskoçya'da da şöyle bir yayılsa aslında. Sen yaymıyor mu destanı? Yok. Aa başka bir geçmiş başı. Çok ilginç. Bu arada Galler kültürüyle olan yakınlaşma da gayet iyi. Sen şöyle para vereceğim. Tamam mı? Destanımı yay rica ediyorum. %70 şans. Hadi kabul etme. Evet kabul etti. Ülkede yaymaya başlayacak artık. İlerliyor mu? Hadi ilerlesin be. Destanı mı yaymak ister misin? Hı? Sana şöyle para atsam mesela. Baviera kralı. Johan. Çok uzaktasın lan. Kızımla. Ne zaman başa geçtin ki? Olur. Deneriz. İttifak yaptık. Lotharingia e ile ittifakımız var zaten. Aa sen buraya mı savaş açıyorsun? Mesela ben bunun savaşına sanırım gelemem değil mi? Evet Beni çağıramıyor çünkü bana göre çok uzakta. Dolayısıyla ben ben bu beladan kurtuldum. Güzel elimize biraz para geçti. 20 baronluğa daha yayılırsa bu iş tamamdır. Al işte bıraktı. Ama artıyor. Uf mükemmel hadi. 11 baronluk daha. Kontluk değil baronluk. Mesela şu bir baronluk. Bu bir baronluk. Bir baronluk gibi. Bir kontlukta ortalama 3 baronluk var. Evet artıyor. Hadi biraz daha be. Azıcık daha yayılsa şöyle. Heh, şu taraflara. Şuraya belki yayılır. İki baronluk. Hoppa. 11'de 11. <laughs> Mülk limiti ve bütün hepsini tutuyor mu? Çok iyi. İyi para kazanıyor. Aylık 14.5 altın ama asker da biraz düşük. Bir baronluk lazım şu an arkadaşlar. Bir baronluk ve tamam oldu. Şu an upgrade ediyoruz. Üçüncü seviyeye geçireceğiz bunu. Aylık 2.7 kazanıyoruz. Çünkü bu destan yaymak bize ciddi paraya mal oluyor ve tamamlıyoruz bunu. Bunu tamamlayınca ne olacak? Krallığı birleştir kararı açılacak. Bir dejur krallığı bizim krallığımızı hemen bağlayabiliriz. Destansı saray açma imkanımız var. Britanya İmparatorluğu'nun hali hazırda var olan bütün dejur ünvanlarına hak iddiamız geçecek ve 600 meşruiyet kazanacağız. Ve destanı tamamladık. Mükemmel. Bakın ve şöyle söyleyeyim. İskoçya ve İrlanda'ya artık hak iddiamız var. Bunlar güçlü hak iddiaları çocuklara da aktarılabilir. Buradaki Gwyneth, Povis ve Bart düklüklerine de hak iddiamız geçti ama bu hak iddialarını kullansak yani bir şey olmaz. Zaten admindeyiz. istediğim gibi ben koparabilirim. Bunlar da vali. Mesela bakın alabiliyorum. Yani bu hak iddiamın olmasına gerek yok. Çünkü burada zaten diyor kendisi bir vali olduğu için tiran olarak gözükmeden koparabilirsiniz. Gerek yok. Yani gerek yok. Lan Dublin'imi aldın lan. Benim vasallar da bana sormadan genişliyor arkadaşlar. Çok iyi değil mi? Mükemmel. Bizim hane reytingimiz nasıl? 341. Ha. Müthiş. Müthiş gerçekten. Benim sağlığım of oh, azalıyor. Açıkçası size şöyle söyleyeyim. Ben burada Alfred'le biraz daha yaşasaydık Britanya İmparatorluğu'nu kurardık. Ama zaten oğullarına geçecek bu hak iddiası da da görmüş olduğunuz gibi. Dolayısıyla ben şansımı çok zorlamak istemiyorum. Yani bir krallığı fethedip öbürünü fethedemezsem bu sefer oğullar arasında bölünecek. Aa! İnanmıyorum. Ayda toprak verdi lan oğlum. Oğlum niye böyle yapıyorsun ya? Üf. Hadi hadi sana da akıl hocalığı yapayım hadi. Bakın gelirimiz bir anda 30'a çıktı bu arada. Papa'dan para evet alabiliyorum. <laughs> Papayı bu konuda sömürmeye bayılıyorum ya. Yani. Ben bu aldığım paraları o zaman mesela burada binalara yatıracağım. White'daki şu kaleyi aynen şurada Darula Cezellerle. Önce Darula Cezelleri kuruyorum. Hem dindarlık hem salgın direnci hem de para. Ondan sonra tarlalar. Başkent hariç kale kurmuyorum arkadaşlar. Berkhamsted'de bir tane kale varmış. Bunu tarlayla değiştireceğim. Essex'teki kale kalabilir çünkü burası kıyı şeridi. En azından savunma açısından gerekirse belki. Burası kalabilir. Somerset. Ya yani burada da kale varmış. Buradaki kaleyi aynen böyle değiştirdim. Buradan kimse gelmez. Yani gelecekse doğudan gelirler. Dorset'e bir şey yap... Dorset'teki kaleyi de ben burada. Aynen öyle. Aynen çıkalım ya. Çıktık. Sen ne yaptın? Aa! Genişleme savaşı açmış ya. Lan şu işe bak. Benim Moğollar yapıyor bir şeyler ha. Mükemmel. O zaman diyorum ben giderek arkadaşlar yeni bir şey yapacağım. Çok ilginç bir şey yapacağım. Anglo-Sakson ve Galler kültürüyle bir melez yapacağım. Galler Anglo-Sakson değil de Anglo-Welsh olacak bu. Anglo-Welsh S takısını getiriyorum çoğul. Ve Welsh Anglo olabilir. Ya yani böyle kalabilir. Bürokratik etos olarak kalmaya devam edecek. İngiliz dili bilmiyorum. Britonik dili olsun. Böyle olabilir. Fena değil. Bürokratik etos onun dışında tamamen Britanya menşei. Hemen şu estetikleri tamamlayalım. İsimler ister Anglo-Sakson ister Galler ismi olsun. Sorun değil. Mimari estetik kıta Avrupası. Kuzey Avrupa ve kıta Avrupası modasını kullanabiliriz. Arma düzeni fark etmez. Asıl önemli olan gelenekler. Şimdi biz hala kabilede miyiz bu arada? Hı? Evet kabiledeyiz değil mi? 5 sene sonra geçeceğiz. Şu an talim alanlarını açmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda da bu kamu işleri de ilerliyor. 6 tane slot var toplamda. 6 gelenek slotu var. Ben 5 tane seçebiliyorum. Belki Vitena Gemot'u kaldırırım. Ama bu durabilir. Hiç fena değil. Aslında dursa fena olmaz. Şair özelliği kalabilir. Bunu almayacağım. Yani tepelerde çok savaşmaya gerek kalmıyor çünkü. Çok düzlük alandayız. Ya da bataklık. Hirds kalabilir. Bununla huskar alıyoruz. Bir de arkadaşlar uzun yaylılar. Bunlar da gayet iyidir bu arada. Bunları seçiyorum. Tamamladık. Galler kültüründen iki tane buluş açıyoruz. Halim alanları ve burada Plenary Assembly. Şimdi Türkçesini hatırlayamıyorum tabii ama ikinci seviye taht otoritesini açabiliriz. Kısıtlı taht otoritesi. 18 vasaldan 18'de geçecek. 9400 prestijim var. Maliyeti 600. Çünkü kültürel yakınlık çok fazla. Efendim yeni kültürümüz hayırlı uğurlu olsun. Evet, görmüş olduğunuz gibi bizim tuttuğumuz topraklar çoğunlukla he, buralar mı kaldı? He, peki tamam. Hiç problem değil. Buraları hemen bakın görmüş olduğunuz gibi 2 senede çünkü bizim vekilercimiz çok iyi. Kültürel yakınlığı arttırdıkça ilk başta yayılması da o kadar fazla olur. Benim vasallar geçti gördüğünüz gibi. Buradaki vasallar da geçti. Onlar da çevirebilir. Bu çevirmesin. Sen ne yapacağız hiç bilmiyorum valla. Bakın buradaki slotları artık arttırabilirim. Bunları da arttırabiliyorum. Şurada. Mesela huskarları da arttırabilirim. Okçuları da arttırmam mümkün. Ben buradaki okçuları kaldırıp uzun yaylıları getireceğim. Uzun yaylılar daha iyi çünkü. Oğlumuzun sağlığı gayet iyi. 39 yaşında. Biz de 66 yaşındayız. Yakında ölüyor diyor ama. Şu an ben istesem savaş açabiliyor mu? İrlanda krallığı için. Para da az ama. Ayda. Gelinim öldü ya. Seninle bir alakası var mı bilmiyorum. Çünkü sen casus başısın ama bilmiyorum yani. Oo, almış şey almış. Burada 5'te 5. Beş. Arkadaşlar, kraliçenin meşruiyeti 5'te 5. Beş. 6 tane kontuk daha alsam bu iş bende. Hadi bak sana para attım seni vasallaştıracağım. Arkadaşım öldü. Bak şöyle bir şey yapacağım. Tornuma burayı vereceğim. Tamam mı? Böyle acayip bir düklük olacak burası. Ha sonra tabi unutmadan bile arkadaşlar. Yapabiliyorsak. Bakın şöyle bir şey yapacağım. Vekil harcım öldü. Seni getirdim. Galler krallığını oluşturacağım. Aa gördüğüm kadarıyla. He, ünvan kaybı yok. Mükemmel. Krallığı birleştir. Biz destan tamamladık ya. Artık Galler krallığı yok. Bitti. Busy work. Başarımını da kazandık. Görmüş olduğunuz gibi. Peki ne olacak? Yani iyi tam şu an bir kayıp yaşanmıyor. Yani İngiltere. Oo güzel. Yani bu bildiğiniz en büyük çocuk. Primogenitor gibi bir şey bu. Tamam ben öncekinde hata yapmış olabilirim belki. Bunlar bana geldi. Yani bu benim vasalım. 3 kontlu kalsak bu iş bizde mi yani? Böyle mi oluyor yani? Bin altın gerekiyor diyor bunun için. Hı. Oğlumun evlenmesine izin vereyim mi? Olur. Heh, böyle. Alın evleniz. Mükemmel. Şimdi benim burada yetişkin bir kızım vardı değil mi? Bir yere gelmesi için onu atayabilirim. Ha kendi oğlu. Ee, peki. De var şu bu. Olabilir. Cornwall. Kent. Şöyle yapalım. Mesela Kent Dük'ü şimdilik en azından. Elimde de çok fazla influence var. Mesela burası var. Burada East Anglia var ama. Ha bu fena değil. Kendi oğlu mu geliyor? Hmm. Mesela ben diyeceğim ki. Kız torunum. Buralarda bir yerde olması lazım. Ha sanırım birini getiremiyorum. Neden? Ah neden? Sarayımda değil mi? Aa, sarayımda değil. Ama şöyle bir şey yapacağım. Bakın karakteri seçtim. Sağ tıkladım. Adaylığını etkile. Mevcut ünvanını seçerek. Mesela neresi? Northumbria dedik değil mi? Bu kişi öldükten sonra Northumbria'ya benim seçtiğim kişi gelsin diyorum. Brineh diye geliyor artık. Seçiyorum buraya. Bakın kendisini aday olarak gösterdim. Şu an benim istediğim kişi burada gözüküyor. Sonra veraset penceresinde İlk sıralarda kim var? Burada görebiliyoruz. Sıra sıra kim var? Adaylığı etkiliye geliyorum. İlk sırada yer alacak kadar nüfuz harca. 733. Hiç fena değil. Bakın. Bu abinin de sağlığı kötü ama öldükten sonra oğlu değil benim kız torunum başa geçecek. Böyle bir şey de yapabilirim. Bu da mümkün. Şu Galler Krallığı'nı yok edebilirim. Ben bu Galler Krallığı'nı yok edeceğim aslında. Yok ettim. Prestij harcadık ve biraz da meşruiyet kaybetmiş olabilir. Hiç problem değil. Ama en azından elimde bir tane krallık ünvanı olsun. Dejur olmasına rağmen halen daha bu admin yapısında seçilebilir krallık olarak gözüküyor. Bu hoş değil. Ben açıkçası Alfred'le buraya kadar bekleyelim diyorum. elimde az para var. Yani savaş açarım. Evet alırım da. En azından hak iddiaları oğluma geçsin. Ben sonrasında onları oğlumla beraber kullanabilirim diye düşünüyorum. Yani Edward'la oynamak Bilmiyorum bence gayet iyi gibi. Bakın <laughs> bunda. Bunlar artık böyle dejur vasallar arkadaşlar. Görmüş olduk. Lan sen. Farklı mezhep diyor ya. E burayı mı çevirmemişiz? Hadi çevirelim. Bedim fırdı çeviriyoruz. Evet. Burayı görmüş olduğunuz gibi katolik. Ha sen buraya geliyor mu? Tam ben sana kutsal savaşa açarım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya. Oğlum sen mal mısın? Ben yakın öleceğim. Sen niçin Mercy adaylığına beni gösteriyorsun ki? Evet Alfred'le para biriktirmeci artık. Yani. İsveç ne durumda? Çok kötü. Kör olmuş. Sağlığı da çok kötü. Tek bir oğlu var. Fena değil. Dev gibi. Aa Galişe düklüğüne karşı hak iddia. Yapalım mı? Bilmiyorum. <laughs> Güzel. Gelişmişliği arttırıyoruz başkentteki. Azıcık azıcık da olsa artıyor. Artık hatta arkadaşlar bakın admin olduğunuz için kurduğunuz şehirleri bizzat tutabiliyorsunuz. Bu da çok güzel. Ben mesela buraya diyelim Londra Köprüsü'nü kurduk. Londra Köprüsü'nü kurar kurmaz buradaki gelişmişlik artışı da ciddi etkilenecek. Sen kime savaş? Ha oh tamam. Hak iddias. Değil bir dakika. Ama hak savaşı açamıyorsunuz değil mi? Ha. Yoksa ülkemden toprak kopar ama. Ya savaşmasanız he. Rica etsem arkadaşlar. Bakın rica ediyorum. Savaşmayın ya. Dediğimi yapacaksın. Çünkü sende kozum var. Şimdi ee, bak param var değil mi? Ben bir dakika dur, para atmayacağım. Ben sana direkt talimat vereceğim ya. Kültürü yay. Sen kültür ne durumda? Kültürü yay. İskoçya yine mi savaş açıyorsun? Ha, genişleme savaşı. Allah Allah. Kültürü yay. Topraklarında kültür ne alemde? Ya umarım yayarsın. Hadi sen de yay. Bak çocuk sen de kültürü yayıyorsun. Tamam mı? Yapmıyorsanız size talimat veriyorum. Öncelikli olarak yapacaksınız. Buradan vasal talimat veriyorum kültürü yay. Sen de yay. Ve biraz tek tek vereceğim gibi ama. Torunumun çocuğunu görüyorum artık ya yeter. Yeni bina inşa edebiliyoruz mu buraya? Hmm, olabilir. Biraz bekleyeceğim arkadaşlar artık. Şifacı mı olduk ha? Alfred'in ölmesini bekliyorum ya. Alfred bence ölsün artık. Yani yeterince yaşadı harbiden. Destansı saray. Olur. Where'ım? Where'ım neresi? Burası. Başka bir yer seçebiliyoruz mu mesela ne bileyim. Londra falan seçemiyoruz değil mi? Buckingham mı yapsak? Buckingham aynen. Buckingham'da saray. Yetişkin olan var mı bizim haneden? Bir dakika bir dakika. Ne, niye bana geçiyor? Senin şu oğlun geçsin ya. Gider ayak diyorum şu kalan influence'ı bir harcayayım. Sonra şu çocuğa bak. Munster falan değil de. East Anglia için. Bakın East Anglia için böyle önüne taş koydum. Hatta biraz daha arttırayım bunu. Tamam trollük yani benim de. East Anglia ailesini bitirmeye çalışıyorum. Aa babadan para aldım. Haki bastırayım mı acaba ya bilmiyorum ki. Ben sanırım ölemeyeceğim. <laughs> Aa, çok iyi. Başkentte gelişmişliği iyice arttırıyoruz sanırım. 12'ye çıktı ve artmaya devam ediyor. Ben bu arada kültürü yaydım mı? Ha, evet kendi topraklarında kültürü yayayım. Siz genişleme savaşı mı açıyorsunuz? Ben dayanamadım arkadaşlar bu savaşı açtım en azından İrlanda'yı alayım İskoçya'nın da canını ayrıca okuruz. Şu an veraset ne durumda İyi güzel. Hastalık falan yok. Ulan toprak kaybetti be. Öldük arkadaşlar. Kral Edward olarak başa geçtik. Birçok kişi bizden hoşlanıyor mükemmel. Fakat şöyle bir şey yapacağım. Ben başladığım işi bitireceğim. Alfred bana öyle bakma biraz korkunç bakıyorsun ama gözlerin kapalı mı açık mı bilmiyorum. Babamızın başlattığı işi biz bitireceğiz arkadaşlar. Elimde çok fazla toprak var. Öf, ee, rakibim falan var mı? Yok. Lan İskoçya beni mi İskoçya beni alıyor ya. <laughs> Kardeşlerimiz burada. Yeğenime toprak versem böyle. Nasıl olur? Mercy'yi böyle vereyim mi komple? Zaten onun birinci oğlu başı geçecek. Yeğeni buradan toprak almayacak. Olur. <laughs> Yeğenime verdim burayı. Leicester'da aktarayım kendisine. Bunları salalım. O, bu ağacı tamamlamış mıyız? Mükemmel. Hadi bir gün Alfred gibi olalım ya. Yetişemiyoruz mu? Evet, bu konseye doldurmamız lazım. Şöyle hızlı hızlı dolduralım. Of mükemmel. Herkes bizden hoşlanıyor. Görmüş olduğunuz gibi buradaki krallıklara zayıf hak var. Biz zaten burayı alacağız. Bize kurt mu demişler. Mükemmel. Şu İrlanda ordusunu bir yakalasam mükemmel olacak ama. Evet. Kralı yakaladık arkadaşlar. Geçmiş olsun. Şimdi. Ha 3'ten 4'e çekildi. Oo peki. Ben bu İrlanda krallığını tutayım. Ee iyi olur tutayım. Şimdilik tutayım. Olur. İttifak. Elimde fazla toprak var. Nerede bu? Vox Bridge. Peki. Babamız adına bir cenaze düzenleyeceğiz. Canterbury'de. Maliyetler sonuna kadar. Bana öyle bakma. Sana para vereceğim. Sonra bunu senden çekeceğim. Özür dilerim. Sana bak burayı vereceğim tamam mı? Aynen burası senin dejur bölgen. Munster böyle bu şekilde. Bakalım yapıyordu bir şeyler. Oğlumuz sarhoş mu oldu? Hay geri zekalı. Belki kızımızı seçeriz bilmiyorum. Kızımızı getirebiliyor muyuz? Kızımıza aday gösterebiliyor muyuz? Evet gösterebiliyoruz arkadaşlar. Kızımızı artık varis ilan edebiliyoruz. Yetkimiz birinci seviyede bu arada. Admin böyle bir şey. Oğlum sarhoş olmayaydı iyiydi ya. Sen yaralandın mı? Neredesin? Benim hekimim yok mu? var güzel ne oldu sen Endülüs'e mi savaş açtın ay gerizekalı herif e ben de sana savaş açayım o zaman He? bak ben de sana böyle savaş açıyorum tamam mı bütün orduları kaldırdım albaya da sıra gelecek hiç problem değil biri yağmalıyor beni Allah aşkına 2060 acaba ben bunları bir paralı asker ekibi alarak şunlarla şöyle pataklayabilir miyim yapıyoruz galiba evet sen az önce bana iftira mı attın? Geri zekalı herif. Kendi kralına iftira attı az önce. Bu düklüğü oluşturuyorum. Ama bakın şuradaki abimize. Bizden hiç hoşlanmıyor diyor. Bunu aktarıyorum şöyle. Tamam mı? Oldu mu? Bence oldu. Artık şu an istesek arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Britanya'yı oluşturabiliyoruz hayırlı uğurlu olsun. Babamızdan düşük seviyede bir meşruiyet seviyesi ancak hiç problem değil. 5 üzerinden 5 olsaydı gereken minimum kontluk 71 değil 66 olurdu ama 3 tane krallığı kontrol ediyoruz artık. İskoç hariç, Galler dahil. Bu kadar. Görmüş olduğunuz gibi. iki nesilde hallettik. Yani Alfred'le tabii daha zorlardık. Ama ekonomiye biraz dikkat etmem gerekiyordu. Yani bir noktada ciddi borç aldım. Alfred'in vermiş olduğu mücadele, içinde bulunduğu güç durum ve sonsuz çabalarıyla beraber istilacıların şamar oğlanı olan bir ülkeden bir süper güce döndük arkadaşlar. Buradaki bütün vasallar bizim dejur vasallarımız. Tabi zaten burayı tutuyoruz biz aynı zamanda. Yani krallığını da tutuyoruz ama belki krallığı tutmaya devam edebiliriz bilmiyorum. Ben özellikle Edward'la devam etmeye çalışacağım. Benim kızım niye böyle Oo oh, çok kötü. Manyak olmuş ya. Bizim oğlana mı geçecek o zaman? Neyse dur bir bakalım. Belki oğlan sarhoş marhoş ama yaparız bir şeylere. İyi olur. Efendim şimdilik videoyu burada noktalamayı planlıyorum. Yine bununla alakalı en az böyle iki tane video daha çekmeye çalışacağım. Bu serimizin ikinci videosuydu. Diğer videoda İskoçya'yı tamamen ele geçirmeye çalışacağız. Ki geçiririz ki hak iddiamız var. Hiç problem değil. Ve benim nihai hedefim bütün Dejur Britanya'yı vasalları influence harcayarak bütün hepsini idari yapıya geçirmeye çalışacağız. İdari yapıya geçirebilirsek gerçekten iyi olur. Fakat şöyle bir sıkıntı var. buradaki vasallar tabi ne yazık ki kabile. Mesela bu vasalın görmüş olduğunuz gibi admin diyor ama buraları kontrol edemiyor. Feodal gibi sıkıntı yaratıyor yani. Şimdi mesela ben kendisinden şurayı alacağım. Tiranlık değil bu. Kendisi soylu bir aile oldu. Ben kendisine mesela şurada Lannister tutan ablamız var. Kendisine şöyle Munster'ı ve burayı vereceğim. İrlandalılarla olan yakınlık da artacak. Babadan hatta para da alacağız. Bakın aktardık. Şimdi bunlar feodal oldu. Ama saçma sapan bir feodal oldu. Admin olmayan bir yöneticinin admin vasalları olamaz. Dolayısıyla bunlar kabileye dönmedi. Feodale döndü. Ama olması gereken bu. Bunlar bir noktada tekrardan kabileye geçebilirler otomatik. Ve şöyle bir durum var. Ben kendisinden idari hükümeti benimse dediğim zaman oyun şöyle bir uyarı veriyor. Şef Tigern'ın yönetim şekli düzenli asker alımı için prestij harcıyor diyor. Yani kabile olduğundan geçemez. Önce feodale geçmesi lazım. Mesela bakıyoruz İrlandalılar. Yani İrlandalıların geçmesi biraz sürer. Ya da benim vasallarım olduğundan dolayı önce feodal de olabilirler. Bilmiyorum. Efendim dediğim gibi böyle bir planım var. Bütün Britanya'yı ele geçirip bütün vasalları uzun vadede admine çekmeye çalışacağız. İşte bu kabileler sıkıntı. Hadi Galler'i hallettik, Dejur İngiltere'yi hallettik ama İrlanda ve İskoçya halen daha kabile. Biz onların Dejur üzerine olduğumuz için vergi ve milis katkısında hiçbir sıkıntı yaşamayacağız. Ancak işte bunlar yani kabile kalmaya devam edecek. O konuda biraz sıkıntı. Bir şekilde halletmeye çalışacağız. Efendim buraya kadar sabredip izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videoyu beğen tuşuna basmayı, kanalın içeriklerini beğendiyseniz abone olmayı ve her türlü düşünceyi ve görüşü yorumlarda bildirebilirsiniz. Bir sonraki videoya dek görüşmek üzere. Hoşçakalın.